trafik kazası algılama, uyku evrelerini anlayabilme ve sıcaklık algılama gibi birçok yeni özelliğiyle bizlerle buluşan Apple Watch 8 bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım Apple Watch 8 bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, kanalıma abone olup sizler de kanalımı desteklerseniz ve sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz ve bu arada bu akıllı saati bana gönderen Apple Türkiye'de buradan çok teşekkür etmek istiyorum ve bu akıllı saatle de devam etmek istiyorum. Cihazla alakalı aklımda farklı içerikler de var. Sizin merak ettiğiniz şeyler de varsa onları yine yorumlara yazarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve Apple Watch 8'de devam edeyim sevgili arkadaşlar. Şimdi ben uzun zamandır bir Apple Watch saati test et memiştim arkadaşlar. Daha çok böyle kısa süreli Apple Watch saatleri test etme ve sizlerle deneyimlerimi bir şekilde buluşturma fırsatlarına erişmiştim geçmişte. Ancak şunu söylemek lazım. Şarj konusu bence bu saat için çok değerli arkadaşlar. Çünkü bu konuda saati her gün şarj etmek ya da iki günde bir şarj etmek evet zor gibi gelebilir birçok kullanıcı için. Ancak şöyle bir durum var. Saati kullandıktan sonra özellikle bu modelde bu saati kullandıktan sonra yani 8. seriyi kullandıktan sonra şarjım %20, %20. 25 örnek veriyorum. Saati şarja takıyorum. Yaklaşık 30 dakika içerisinde saat tam şarj oluyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde şarj doluyor ve böyle bir durumda da şöyle senaryolar var arkadaşlar. Şimdi 30-35 dakika içerisinde tam şarj olabilen bir akıllı saatten bahsediyoruz ki bir akıllı cihazdan bahsediyoruz ki yani sabah uyandığınızda siz elinizi yüzünüzü yıkayıp evden çıkana kadar bu saatin tam şarj olabileceği anlamına geliyor. Ya da siz gece uyumadan önce dişlerinizi fırçalarken bu saati şarja takarsanız gece boyu sizi götürebilecek Hatta ertesi günde belki sizin işinizi görebilecek kapasitede bir şarj olabilecek cihazdan bahsediyoruz. Gün sonunda bu akıllı saatte bence yani pil sorunu ya da bir şarj sorunu anlamında üstüne çok konuşulacak bir şey yok diye düşünüyorum. Zaten 24 saat kimse bileğinde bir akıllı saat kullanmadığı için bence bu cihazın şarj anlamında önemli bir problemi yok diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda açıkçası ben çok merak ediyorum. Hani bazı cihazlar var pil ömrü 10 gün gidiyor 15 gün gidiyor vesaire bunlar güzel olabilir belki evet ama zaten o sıralarda siz o saati bir şekilde yarım saatte olsa her gün bilinizden çıkartıyorsunuz. İşte bu saat tam o sırada şarja takılması gereken bir saat. Tek fark bu aradaki. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Beni Apple Watch 8'de en çok etkileyen şeyler açıkçası bu cihazdaki sağlık takibi oldu. Çünkü çok detaylı bir sağlık takibi yapmanız mümkün oluyor Apple Watch 8 ile. EKG çekebiliyorsunuz ki bu EKG özelliğiyle alakalı bir içerik aklımda var. Bunu gelecek günlerde size sizlerle paylaşıyor olacağım umarım ve EKG özelliğinin yanı sıra kalp atışı takibi gerekse kandaki oksijen takibi konusunda hakikaten çok başarılı işleri ortaya çıkartabiliyor bu akıllı saat. Tabii ben bu başarılılığını bunun kendimce yorumlamam çok da doğru olmaz diye düşünüyorum. Burada benim kalp doktorumla bir böyle bir e, değerlendirme fırsatım olmuştu geçtiğimiz dönemde. Bunun 7. serisini şimdi 8. seri içinde bir içerik aklımda var. Kendisiyle iletişim kurup bu içeriği de sizlerle buluşturuyor olacağım yani bu saatin medikal bir cihaz olmadığını ben de biliyorum ama medikal bir özelliği var mı ya da medikal anlamda bizi doyurabilir mi bu saat? Bunlara falan bir bakacağız kendisiyle beraber. Sevgili arkadaşlar, düzensiz bir kalp atışı noktasında da Apple Watch 8 yine sizlere uyarıyor. Bir düzensiz kalp ritmi var diye sizlere durumu belirtiyor. Neden burada iPhone var diye soracak olanlarınız olabilir. Çünkü bu cihaz iPhone'la inanılmaz uyumlu çalışıyor. Yani beni şaşırtan birçok şey var. Oralara da değiniyor olacağım. Apple Watch 8'de vücut sıcaklığını ölçüyorlar ölçebilme özelliği var arkadaşlar ki bu özelliği sadece vücut öl sıcaklığını ölçme olarak koymamış Apple. Şöyle bir şey yapmış. Kadınlardaki döngüyü bu akıllı saat bilekteki sıcaklık, vücuttaki sıcaklığa göre tahmin ediyor. Yani gerçekten değerli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bileğinde Apple Watch 8 olan bir hanımefendi ne zaman döngüsünün başlayacağını, yumurtlama tarihinin ne zaman başladığını yani bir aile planlaması durumunda kendisine bilgi verebilen bileğindeki bir asistan gibi de düşünebilirsiniz Apple Watch u bu noktada ve gayet iyi de işler ortaya çıkardığını sizlerle paylaşmam mümkün bu saatin. Tabii ki ben erkek olarak bunu deneyimlemedim ancak deneyimlemek için bazı testlerim oldu, kullandırma fırsatım oldu ve kendimce yaptığım testlerde de başarılı bir şekilde bu özelliğinin de çalıştığını kendimce gördüm sevgili arkadaşlar. Burada yine klasik Apple'ın gizlilik politikaları geriye bir güzellik de var. Şimdi siz döngünüzü izliyorsunuz vesaire dedim. Buradaki hanımefendilerin kafasındaki soru işaretine gidermek için şunu ekleyeyim. Burada sizlere sunduğu o döngüyle alakalı verileri doğrudan iPhone'da saklı tutuyor sağlık uygulamasında ve iPhone cihazınız bir parola ya da Face ID ile ya da Touch ID ile korunuyorsa onu aşmadan o verilere ulaşmak da mümkün olmuyor arkadaşlar. Yani aynı zamanda verileriniz yine tamamen sizin kontrolünüz altında korunmuş oluyor. Ve son olarak bu sıcaklık ölçme ile alakalı şunu da ekleyeyim. Minimum 5 gece boyunca Apple Watch 8 ile uyumanız şart. 5 gece siz uyuduktan sonra Apple Watch'la yani 5 gecelik bir uyku lerisi sonrasında vücuttan sıcaklık ölçme özelliği aktif olabiliyor. Hazır uyku demişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Uyku takibi konusunda Apple Watch 8 yine gayet iyi bir işi bizlerle buluşturuyor. Burada REM uykusunu, derin uykuyu, uykudan uyanmayı ya da hafif uykuyu çok rahat bir şekilde ölçebiliyor. Yatakta kaldığınız süreyi sizlerle paylaşabiliyor. Yani uyku anlamında yeterli veriyi sizlerle buluşturabiliyor. Uyku sırasında kaç defa dakikada nefes alıp verdiğinizi sizlerle yine buluşturabiliyor. Ciddi anlamda burada önemli verileri sizlerle buluşturmuş oluyor uyku sırasındaki Apple Watch 8 beni de açıkçası etkilemeyi başardı bu noktada. Ben bir rahatsızlığın sebebiyle her gün düzenli bir ilaç kullanmak zorundayım arkadaşlar ve bu ilacın takibini yapmakta gerçekten zorlanıyorum. Çünkü ben o kadar da hani bir ilaç içeyim meraklısı olmadığım için hep son dakikada bir ilaç kullanma meraklısı ya da öyle bir alışkanlığım olduğu için ki bu konuda yanlış olduğunu da biliyorum. Sizler böyle şeyler yapmayın. Bunun takibini yapmam çok zor olabiliyordu. Özellikle sağlık uygulamasında ilacımın takibini yapmaya başladıktan sonra ki Apple Watch'u da kullanmaya başlayınca doğru doğrudan bilekte bir uyarı oluyor arkadaşlar. Mesela o saatte bana bir bildirim düşüyor. İlacını aldın mı? Bu ilacını aldın mı? Almadın mı? Aldıysan aldım yaz. Almadıysan al gibisinden. Bu açıdan gerçekten benim hayatımı kolaylaştıran bir özellik olduğunda sizlerle paylaşmalıyım. Her gün ilaç hatırlatıcım koluma düşüyor ve doğrudan kolumdaki zaten telefonuma dokunmadan bunların altını çizmeye başlayacağım. Çünkü çünkü bu saati kullanmaya başladıktan sonra telefonunuzla olan bağlantı konusunda önemli bir düşüş olacak. Bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Bu konuda hani ilaç takibi konusunda da oldukça pozitif bir etki sağladığını sizlerle paylaşmalıyım. Şimdi bu ilaç takibi konusunun içinde şunu söyleyeyim son olarak bu ayarlamayı Apple'ın sağlık uygulaması üzerinden iPhone'da yaptıktan sonra devamını akıllı saatin üzerinden yani Apple Watch üzerinden devam ettirebiliyorsunuz. Saatte aynı zamanda aynı iPhone 14 serisinde olduğu gibi trafik kazası algılama özelliği de mevcut. Tabii ki bunu umarım hiçbirimiz deneyimlemeyiz bile ama bu saatte de 1 milyondan fazla veriyle ortaya konmuş olan trafik kazası algılama yani G kuvvetine göre bir trafik kazası olduğunu anlama ve yetkililere haber verme özelliği bulunuyor ve yanında acil durumlarda da SOS bildirimi atabilme ya da bir siren çalma gibi detaylarda yine bu akıllı saate mevcut sevgili arkadaşlar böyle acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir bu özellikler zaten yani dediğim gibi umarım hiçbirimiz hiçbir şekilde bu özellikleri deneyimlemeyiz ama olması gayet güzel ekranına çok kısa değinmek istiyorum çünkü ekranda genel anlamda önemli bir problemle karşılaşmadım arkadaşlar Apple Watch 8'in ekran ekranı her zaman açık özelliğine sahip ve bu ekranda 1000 nite kadar bir parlaklık mevcut. Güneş ışığı altında bir görme ya da bir sıkıntı var mı derseniz ben önemli bir problemle karşılaşmadım sevgili arkadaşlar. Sıkıntısız, problemsiz çalışıyor bu akıllı saatin ekranı. Yani bir problem var mı ya da bir ekranla alakalı sıkıntısı var mı derseniz bence yok derim sizlere. Egzersiz tarafında ise saate baktığımız zaman açıkçası egzersiz tarafında antrenman uygulamasında detaylı analizleri bizlerle buluşabilen bir akıllı saat olmuş Apple Watch. 8. Bu anlamda yeterli ve beni tatmin edici olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. 50 metreye kadar dayanıklı bu akıllı saat su anlamında, su geçirmezlik anlamında. Tabi burada yüzme, dalma ve buna benzer su sporlarında da Apple Watch'unuzu kullanarak sizler burada dayanıklı tasarımından da faydalanarak çok rahat bir şekilde saatinizi kullanabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey bence kayış. Saatin kayışını tabii ki suya gireceksiniz plastik kayış olarak kullanırsanız çok daha doğru olur. Yani gidip de deri kayışınızda suya girerseniz saatin kayışında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Suya dayanıklı olan kayışlarını takarak saatinizle beraber suya girmeniz mümkün olabilir. Bence Apple Watch'u yorumlamak için şunu çok iyi anlamak lazım arkadaşlar. Önce ekosistemi anlamak lazım. Çünkü bir iPhone kullanıcıysanız sizler yani iPhone ya da iPad'iniz varsa günlük hayatınızda Apple Watch gerçekten bu cihazlarla müthiş uyumlu çalışıyor. Ve az önce sizlere ilaç takibi noktasında bahsettiğim detaya şimdi daha detaylı gireceğim. Yani bu akıllı saat varken sizin iPhone'unuzu olan bağlantınız otomatik olarak azalıyor arkadaşlar. Sizler çünkü saatinizdeki birçok uygulamayı sıkıntısız, problemsiz, herhangi bir bağlantı sorunu olmadan, herhangi bir optimizasyon problemi olmadan kullanabiliyorsunuz. Bunlardan tabii ki en önemlisi Siri bu saate doğrudan çalışabiliyor, sıkıntısız çalışabiliyor. Bileğinize tutup bir isim söylediğinizde, ara dediğinizde o kişiyi doğrudan arayabiliyor ve buna benzer birçok özelliği de sizlerle buluşturuyor. Zaten doğrudan saat sizin telefonla bağlantınızı azaltabilme yeteneğine sahipken içindeki uygulamalarla beraber de bunu pekiştiriyor ve üstüne de sizlere çok gerçekten iyi bir deneyim sunmuş oluyor. Daha önceki modellerde de varmış ama dediğim gibi ben bir süredir test etmiyordum. El yıkama sayacı da mevcut Apple Watch'larda. Saat siz elinizi yıkamaya başladığınızda üzerindeki mikrofonlar vasıtasıyla elinizi yıkadığınızı algılıyor ve sensörlerle beraber de elinizi yıkadığınızı anlamaya devam ediyor. Sizi uyarıyor işte şu kadar saniye daha yıka, bu kadar saniye daha yıka, mükemmelsin gibi ekranda uyarılar çıkartarak el yıkama anlamında da sizlere destek olmuş oluyor ve sayaç olarak da yani bir sağlık verisi olarak da bunu sizlere sağlık uygulaması üzerinde sunuyor arkadaşlar. Elinizi kaç kere yıkadığınızı vesaire sağlık uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Benim telefondaki kullandığım birçok uygulamayı ya da günlük hayattaki en çok ihtiyacım olan uygulamaları Apple Watch üzerinden kontrol edebilme anlamındaki deneyimim gerçekten çok güzeldi. Beni oldukça memnun etti. Hele ki hücresel veri destekli bir Apple Watch satın alırsanız iPhone'unuzu evde bırakıp spora bile gidebilirsiniz ya da kısa süreli birçok yere gidip gelebilirsiniz. Tabi o zaman pil anlamında sizlerin biraz daha desteğe ihtiyacınızın olacağını da söylememde fayda var. Çünkü bu saatin pil tüketimiyle hücresel veriye sahip olan saatin pil tüketimi aynı değil arkadaşlar. Dolayısıyla gün sonunda hücresel veriye sahip bir Apple Watch satın alırsanız pil anlamında yani şarj anlamında biraz daha böyle elinizde bir kablo ya da yanınızda bir işte cihazı şarj edebileceğiniz power bank gibi şeyler bulunursa ekipmanlar sizler için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi gün sonunda Apple Watch 8 9 10.000 TL bandında satılan bir akıllı saat arkadaşlar. Bu akıllı saat bir Apple telefona sahipseniz, bir Apple ekosistemindeyseniz sizler bence bakmanız gereken bir model olmuş. Tabii ki bu fiyat seviyesine çıkamıyorum ben ama hangi akıllı saati alsam diyorsanız da benim nacizane tavsiyem bir Apple cihaz kullanıyorsanız bence Apple Watch'a yönelmelisiniz şu dönemde. Çünkü Apple Watch ile iPhone'un uyumluluğu ciddi anlamda tahmin edeceğiniz üzere kusursuz arkadaşlar. Burada çok ciddi bir iletişim sağlayabiliyor saat ve telefon ve tabii bu da sizlere gün sonu konuda müthiş bir deneyimi sunmuş oluyor. Ben Apple Watch 8 ile alakalı düşüncelerimi, deneyimlerimi sizlerle bu videoda paylaştım arkadaşlar zaten saat piyasaya çıkalı biraz zaman oldu ancak benim elime yeni geldi. Dolayısıyla ben burada kendi deneyimlerimi ve Apple Watch'un aslında iPhone'la olan detaylarını sizlerle paylaşmak istedim. Bu cihazda daha farklı içerikler de kafamda var ama sizin merak ettiğiniz şeyleri yine yorumlarda benimle paylaşırsanız beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar hoşçakalın bay bay.